Tevhidin merkezi Ehlibeyt panellerinde bugün başkent Ankara'nın Çankaya ilçesine uzanacağız sayın seyirciler. Araştırmacı yazarlardan İlhan Gültekin, Ehlibeyt'in hoşgörü anlayışını, Doktor Abdullah Terzi ise milli ekonomi modelinin dünyaya yön verdiğini anlattı. Yeni Mesaj gazetesi, başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tevhidin merkezi Ehlibeyt ve İslam alemini kuşatan fitneler paneli düzenledi. Panelistlerden araştırmacı yazar İlhan Gültekin, Ehlibeyt'in hoşgörü anlayışını izah etti, günümüz iktidarlarında bu özelliğin olmadığına vurgu yaptı. Ehlibeyt İslam'ın alameti harikası hoşgörüdür. Nasıl bir hoşgörüdür? Kendine, şahsiyetine, adamlığına güvenmek, ondan sonra başkalarını şahsiyetinden taviz vermeden... Hazreti Hüseyin bir zulme evet dememek için canını verdi. Hem de sülalesiyle birlikte, değil mi? Yani hoşgörü deyince bugün gidip papaz eteği öpmek, gidip işte efendim Amerika büyük güçtür, ben her şeyimle, onlar hangi kabı koyarsa içine o şekli almaya hazırım, her şeyimden vermeye hazırım, bu hoşgörü değildir. Bu şahsiyetsizlik, bu kişiliksizliktir. Ehl-i Beyt şahsiyetiyle, şahsiyetinin gücüyle hoşgörülü olabilmeyi hayata geçirmiş insan tipidir, insan anlayışıdır. Ve Ehl-i Beyt'in toplumlara bakışı da böyledir. Kendine güvenmeyen, ömrü boyunca kendi şahsiyetinden yemiş, hırsızlık yapmış, işte üç kuruş para menfaat için elini kana bulamış insanlar, güce, zenginliğe ulaştıklarında ne yaparlar? Kimseye nefes aldırtmazlar. Üzerlerine heyula gibi çökerler. MİT benim olsun, hayır efendim emniyet de benim olsun, yargı da benim olsun, yasama da benim olsun. Bu telaş ondandır. Çünkü kendi şahsiyetine güveni yoktu. Oysa Ehl-i Beyt gibi şahsiyetine, kişiliğine güvenen insanlar, yani Ehl-i Beyt geleneği neyi getirir? Sıradan insanın cebinde para olsun. Sıradan insan siyasette fikrini açıkça beyan edebilsin. Araştırmacı yazar Doktor Abdullah Terzi ise milli ekonomi modelindeki milli paraların kullanımı formülünün hızla dünyaya yayıldığını belirtti. Bugün milli ekonomi modeli dünyada yeni bir dalga oluşturdu. Siyasi, askeri ve blok tarzında bir dalga oluşturdu. Ve bu Rusya'nın etrafında koca bir blok oluşuyor. Artık Rusya bir çekici cazibe merkezi oldu, güç merkezi oldu. Ve buradaki en önemli tetikleyici unsur Profesör Haydar Baş hocamızın milli ekonomi modelindeki para politikasıdır. Yani doların kullanımdan çıkması yerine milli paraların konulmasıdır. Milli ekonomi modelinin devrim yapan en önemli unsuru budur. Yani milli ekonomi modeli diyor ki kağıdı yeşile boyayıp bütün dünyanın malını söğüşleyen soyan Amerika'ya dur diyeceğiz. Her devlet kendi milli parasını, kendi parasını kullanacak diyor. İran geçen hafta ne yaptı? Dedi ki ben artık petrolüme karşılık TL, yuan ve ruble istiyorum dedi. Dolar istemiyorum dedi. Mısır bile açıklama yaptı. Diyor ki Rus turistler diyor benim ülkeme gelirlerse çok rahatlıkla ruble kullanabilirler diyor. Yani dolarla gelmenize gerek yok diyor. Bakın dalga dalga milli ekonomi modelinin bu maddesi her tarafa yayılmaya başladı. Çünkü dünyanın kurtuluşu ancak bu Amerikan soygunundan, bu dolarizasyondan kurtulmasıyla mümkün. Büyük bir hegemonya yıkılıyor. Kiminle beraber? Hacı Bektaş Efendi'nin nefesiyle beraber, Türk milletinin evladı Profesör Doktor Haydar Başbey'in yüreğiyle beyniyle beraber. Göreceksiniz. Allah bunu bize nasip edecek.